Selin. Merak etmeyin, anlatacağım her şeyi. Oğlum. Aslanım benim. Tamam. Baba. Gökhan. Hadi oturun, her şeyi anlatacağım. Geçin. Baba, bir hafta oldu. Kaza dediler bize. Polis geldi. Teşhise çağırdı bizi. Kazayı ben yapmadım. Ormanda yolda giderken bir adam çıktı karşıma. Arabayı ona vermiştim. Ne demek verdim baba? Herhalde o yaptı. Açım. Allah rızası için bir ekmek parası be. Benim bu hayatta zaten hiç kimseye verecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyin hayrını görmedim. Sen hayrını gör. Ben aciz bir insanım. Aciz. Aciz. Evet, işte böyle. Biz seni gömdük. Yani bildiğin mezarın içinde gömdük. Sen bir haftadır neredeydin baba? Çok bunalmıştım. Bir süre tek başıma kalmak istedim. Sadece ben. Doğduğum eve dönmek istedim. Tek başıma. Dönüp dolaşıp yine sana geldim baba. Yine sana geldim. Ablam.
Ben hiçbir şeyimin olmadığı günleri özlüyorum. Hiçbir şeyimin olmadığı günleri. Niye haber vermedin baba? Niye aramadın? Benim bu olanlardan hiçbir haberim yoktu. Öldüğümle ilgili haberleri gazetede gördüm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir ekmek alabilir miyim sizden lütfen? Abi ben sizi bir yerden... Siz bu adam değil misiniz abi? Hazım Hekimen değil misiniz siz? Ve geldim işte. Selin, benim yanımda kal kızım biraz. Hazım Bey, ben hala inanamıyorum. İnanamıyor musun? Yoksa inanmak istemiyor musun? Hangisi? Ece nerede? Karım nerede? Nerede Ece? Söyleyin bakalım, Ece nerede? Ne oldu? Dut yemiş bülbül gibi sustunuz. Konuşsanıza. Niye konuşmuyorsunuz? Hazım Bey, bunlar sizi toprağa gömdükten sonra arkanızdan ne işler çevirdi bir bilseniz. Mezarınızı kazdırdı bunlar, DNA testi yaptırdılar. Miras bölünecek diye. Ya? Bakın o kapkara çöp torbaları hala burada duruyor. Kızımın neyi var neyi yoksa hepsini o torbalara doldurdular, çöpe attılar Hazım Bey. Yani ellerinden gelse karınızı çöpe atacaktı bunlar. Baba bunu daha sonra biz bizeyken konuşalım. Fazilet Hanım, Ece nerede? Nerede Ece? Cevap versenize. Hadi söyleyin. İyi devam, hadi şimdi konuşalım. Baba, senin bebek beklediğinden haberin var mıydı? Demek bir kardeşiniz olacağını öğrendiniz. Ve o çok sevdiğiniz, arkasından hüngür hüngür ağladığınız, yas tuttuğunuz babanızın mezarını kazdırttınız, öyle mi? Mirasa yeni varis geldi diye neler yaptığınızı anlatıversenize bir bir. Niye anlatmıyorsunuz? Terbiyesizlik yapma. Sizden hala terbiyesiz mi olur? Ha? Yasemin Hanım, niye tutuyorsunuz kocanızı? Ha? Tutmasanız da kocanızı, üzerimize salıveriyordunuz yani. Benim karım nerede? Cevap verin bana. Tamam, şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Mezarını açtırdığımız zavallıyı aile mezarından çıkarıp kendi mezarına gömeceğiz. Ne dersiniz? Ha? Kazma küreği kimin eline verelim? Ne diyorsun oğlum sen? Sen kime neyin lafını sokuyorsun? Tamam bırak. Boş boş konuşuyor işte. Boş mu konuşuyorum? Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ha? Neye sebep olduğunuzun farkında mısınız ha? Bir kişinin mezarını açtırdınız, kaç kişiyi gömdünüz oraya? Tamam. Ben derin derin nefes alıyorum ve sakin sakin odaya gidiyorum. Ve babamın yaşadığından başka bir şey düşünmüyorum. Size kolay gelsin. Sen çark etmeye devam et. Aynen böyle. Çark et. Nereye çark ettim ben? Ha? Ben nereye çark ettim? Sen niye sessizsin? Ha? Konuşacak bir şeyin yok değil mi? Yanlış olduğunu biliyordun. Sen de, hepimiz de biliyordun. Bu kadar mı çıkıyor sesin? Ha? Daha yüksek bağırsana, hadi. Ne yapıyor bunlar ya? O kağıda sen de bakmadın mı? Ne yazıyorsa sen de bizimle birlikte hareket etmedin mi ha? Şimdi ne bu şov? Bu artistliğin kime? Sen her şeyin farkındasın, her şeyin. O yüzden şov yapan da, oyun oynayan da sensin. Babamın onuruymuş.
Babamın onuru umrunda olsa gider paşa paşa davanı açardın uslu çocuk. Ama sen ne yaptın? Gittin, kavga bitiyor bunlar. Neden? Karışma. Gözünü para bürümüş kadının söylediği gibi sizin de gözünüz dönmüş. Benimle daha fazla sabrımı tamam, taşırma tamam mı? Tamam yeter. Kendinize gelin ya ne yapıyorsunuz? Hasan. Senden, annenden, kardeşinden bugün olanlar için gerçekten özür dilerim. Çok iyi ya. Sen neye gülüyorsun ya? Ha? Bu kıza yaptıklarımız hiç umrunda değil değil mi? Neye gülüyorum biliyor musun? Kızın zaten yaptıklarımızdan haberi vardı. Buna gülüyorum. Hadi. Hasan'ın da üstüne gitsene. Ona da desene hadi gözün dönmüş diye. Hadi. Sen gerçekten... Biliyordum. Başından beri. Hani biz gözü dönmüşler çetesiydik? Hadi devam etsene şovuna. Sen başından beri bu işin içindeydin yani. Birlikte. Yaz'la. Tamam bak. Bu artık annem, kardeşim ve benim aramda. Bir dakika, bir dakika. Siz başından beri birlikte, benden habersiz bu işin içindeydiniz. Doğru mu? Ha? Tam olarak... Ya, tam olarak... Siz ikiniz bu işi birlikte götürürken benim hiçbir şeyden haberim yoktu ha? Ben neredeydim siz bunu yaparken? Sen o Allah'ın cezası telefonunu bir kere açmış olsaydın... ...biz neredeysek sen de orada olabilirdin değil mi? Aa, pardon ya. Siz ikiniz kafa kafaya böyle entrika çevirirken... ...zahmet edip bir de beni arayacaktınız sonra benim haberim olacaktı değil mi? Ya bir kendinize gelin be. Ya babanız yaşıyor babanız. O düne kadar öldü sanıp aklınızı kafanızı yediniz babanız yaşıyor. Adam yaşıyor. Siz burada birbirinizi yiyorsunuz ya. Tamam. O an için doğruydu ya da yanlıştı ama yapılan yapıldı. Biz yaptık. Eğer bundan sonra bir bedel ödenecekse biz ödeyeceğiz. Evet. Bir bedel ödenecekse siz ödersiniz artık. Siz ikiniz. Babam gelince çağırırsın. Allah'ım onları birbirine düşürme ya Rabb. Çok üstüne gittin. Bu kadarını tek başına hak etmedi. Sen benimle zaman kaybedeceğine git onu avutsana ya. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Ne dediysem o Hazan. Uzatma. Derdin ne senin ya? Ha? Git avut falan ne diyorsun? Ne saçma konuşuyorsun sen? Anlamıyor musun Hazan? Ha? Altyazı geçeyim mi? Bana bak. Çocuk çocuk konuşup benim sinirimi bozma tamam mı? Bir kendine gel ya. Ne saçmalıyorsun sen? Bir tek siniri bozuk olan sen değilsin burada. Ha ben burada seninle uğraşırken, sen öldü sandığın babana kavuşmuşken... ...ben belki bir kardeş kaybettim burada. Farkında mısın? Ben bir kardeş kaybetmek istemiyorum Hasan. Tamam mı? Ne? Sinan! Sinan! Ne diyor bu ya? Ne diyor bu? Ne yaptın sen? Duydum. Konuşmanızı duydum. Neden öyle söyledi sana? Bir şey mi anlattın? Seninle konuşacağız Kerim abla. Önce kardeşim, sonra sen. Sıranı bekle. Ve o ikisinden birini yakacak hiçbir şey yapma. Ben ne yapacağım? Senden mi öğreneceğim? Abi bu çok fazla tamam mı? İkinizin hepimizi ilgilendiren konularda kafanıza göre takılmanız çok fazla. Sinan. Bu konuyu böyle olur olmaz yerlere çekme, tamam mı? Son kez söylüyorum. Nerelermiş ya oralar? Söylesene. Her şey seninle ve onunla ilgili değil. Anla artık bunu. Eğer içinde o varsa her şey benimle ve onunla ilgili abi. Yeter. Gerçekten bugün yeter.
şey geçti. Merak etme. Şimdi izin verirsen babamla konuşacaklarımız var. Evet. Sanırım babamın da bize anlatacakları var. Evet. İkiniz de. Allah'ım bir çılgınlık yapmasına mani ol kızımın ya Rabbim. Of. Of. Anne, eğer sakinleştiniz. Anne, anne yeter yüzüme bak ya. Yüzüne baktığımda gördüğüm şeyi bir evlat olarak ne sen duymak istersin ne de bir anne olarak ben bir şey söylemek isterim. O kadar değil anne. O kadar değil, duydun mu? Tamam, damadın yaşıyor. Herkes için çok mutluyum gerçekten. Ama bu benim için hiçbir şey değiştirmiyor anne. Ben ikinizi de gördüm. Ben sizin gözlerinizde ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Kızım. Ece. Ece. Anneciğim. Anneciğim neler yaptılar sana öyle. Geçti ama geçti. Bak kocan geldi. Geçti tamam mı? Oh, kızım benim. Hazım hepsiyle konuşacak anne. Salona inelim. Hadi. Olur kızım. Sabırla Hazım. Sabırla. Baba bak, istersen... Bir saniye. Gülten, Nermin. Bana çocuklarımı çağırın. Herkesi buraya istiyorum, hemen. Peki efendim. Peki Azim Bey. Bu olmadı. Bu hiç olmadı. Ne olmadı? Babamın hayatta olmasın mı? Ya bu tuhaf duygusal hallerini babana sakla, tamam mı? O kadınla kızı bizi böyle hedef gösterip babanı doldurduğu zaman kullanırsın. Ya ne giriyorsun öyle bam güm içeri? Gir dedik mi sana? Şey, Hazım Bey. Babam geldi mi? Evet, hepinizi salonda bekliyor. Tamam. İnsan yaşarken... öldükten sonra arkasından neler olacağını... pek bilemiyor tabii. Ama merak ediyor. Ben de merak ediyordum. Benden sonra ne olacak? Tabii bazı şeyler düşünüyor, hayal ediyor insan. Mesela çocuklarımla ilgili kaygılarım vardı. Hırsları. Fevrilikleri. Çılgınlıkları. Onların başına iş açacak mı bunlar diye düşünürdüm hep. Benden sonra arkamdan ağlayacaklar mı? Yas tutacaklar mı? Ne kadar yas tutacaklar? Hep bunları düşünürdüm. Ya insan tabii biraz bazı şeyler hayal ediyor. Düşünüyor, aklına getiriyor. Ama bir tek şey aklıma hiç gelmemişti. Benim çocuklarımın benim arkamdan mezarımı kazdırıp... benim hatırama bu kadar hakaret edecekleri hiç aklıma gelmemişti. Bana bakarak konuştuğun için söylüyorum. Ben senin hatıralarını hakaret etmedim. Onları hakaretten korudum baba. Sakın bu yaptığınız şeyi haklı göstermeye çalışmayın. Sakın.
Baba biz... Yaz'ın fikriydi. Yasemin. Sorun değil. Doğru söylüyor. Benim fikrimdi. Hayır baba, sadece Yaz'ın değil. Ben de aynı fikirdeydim. Ben de kabul ettim. Ben, biz... Ki başta Sinan'ın bundan haberi yoktu. Sonradan öğrensem de... Senin için de bizim için de doğrusu buydu baba. Biz ne yaptıysak... Senin onurunu kurtarmak için yaptık. Anlatabiliyor muyum? Onurumu. Onurumu. Hayatım boyunca onurum hiç bu kadar zedelenmemişti. Hiç. Ama zedelenirdi. Ve zedelendi de. O bebek gerçekten seninse... Şu an zedelendi. Bakın gene saygısızlık yapıyor bu. Gene aynı şeyi yapıyor. Bu bebek sizden değil diyor. Bakın duydunuz mu? Ya ne demek o bebek hala seninse? Hazinet Hanım. Çocuklarımla ben konuşuyorum. Lütfen yeter. Baba, biz seni çocukluk kahramanımız diye gömdük. Ben konuşuyorum dedim size, değil mi? Neden duyacaklarından korkuyorsun baba? Burada kimse boş konuşmuyor ki. Sen onurunun neden zedelendiğini çok iyi biliyorsun. Sinan. Sen o saçma sapan inzivadayken biz burada ne haldeydik biliyor musun baba? Biz burada babamızı gömüyorduk, babamızı. Biz morga gittik baba. Alın size babanız dediler. Biz seni gömdük baba, gömdük. Annemizin yanına bırakıp mezarının başında ağladık. Sen bir gün olsun bile bir hafta boyunca bizi aramadın baba. O gazete haberini görmesen kim bilir ne zaman gelecektin bilmiyorum ama biz hala ağlamaya devam edecektik. Çünkü sen başını alıp gittiğinde biz burada babasız kaldık. Babasız kaldınız, ağladınız ve yas tuttunuz. Ama bunlar benim mezarımı kazdırtmanıza engel olamadı. Ya babanız değilse deyip yaptırmadığınız testi miras için yaptırdınız. Sizin yasınız mirasa kadarmış. Baba! Benim mezarımı kazdırdınız siz. Niçin? Ha niçin? Değer miydi buna? Değer miydi? Niçin? Niçin? Hadi ben söyleyeyim niçin? Çünkü babamız... Reşit olmayan bir kızla ilişkiye girmiş aylar boyunca gözümüzün önünde. Baba artık bu senin son uyarışımdır. Yaptığınız son saygısızlık bu, bunu bilin. Evliliğimi de çocuğumu da sayacaksınız. İsteseniz de istemeseniz de o sizin kardeşiniz. Ve şunu bilin ki bundan sonra hiçbiriniz için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbiriniz için. Tek kelimem yok. Benim var. Göz yumacak mısın? Gerçekten buna göz yumacak mısın? Göz yummayı sen iyi bilirsin abla. O adam oğlunun yakasına yapıştı. Sırf doğru olanı yaptığı için. Hala onları düşünüyorsun ya. Yazıklar olsun sana. Ece kaçma benden. Bence sen benden kaç. Kaçmıyorum. Kaçmayacağım da. Bak, şu an konuşursam ne sen ne de ben bugünü kaldıramayacağız. İnan bana, sen konuşsan da sussan da biz artık bugünün altından kalkamayız Ece. Sen gözlerimin içine baka baka yalan söylemeye devam ettikçe kaldıramayız. Hala devam ediyorsun ya. Hala aynı şeyi söylemeye devam ediyorsun ya. Asıl sen devam ediyorsun Ece, sen. Yeter artık. Şimdi ikimiz de susacağız. Ben bana ihanet ettiğini unutana kadar ikimiz de susacağız. Bana karşı onlarla birlik olduğunu unutana kadar biz seninle susacağız. Anladın mı? Hayır, anlamadım. Unutacağım abla. Bugün bana çektirdikleri her şeyde senin de payın olduğunu unutacağım. Karnındakinin gerçek babasını da unutacak mısın peki? Ya sen hala utanmadan... Utanmaktan bahsetme bana. Annemin cümleleriyle konuşma. Bana gerçekleri anlat. Gerçek ne biliyor musun? Gerçek aşağıda. Benim kocam geri döndü, o burada. Evet, kocan geri döndü. Ama bebeğinin babası, o burada değil. Ben gerçekleri testten değil, senin gözlerinden okudum Ece. Daha fazla kandırma beni.
Şimdi senin istediğin gibi arkamı dönüp gidiyorum. Seni burada kocanın evinde bırakıp gidiyorum. Ne zamanki gerçekleri anlatmak istersen o zaman gel yanıma. Abi. Ya abi. Sorun değil. Vallahi hiç sorun değil.